İyi günler. TeknoDesk YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için CableNet Infinity 401 ürünü hakkında bilgi verip port tetikleme işlemi hakkında, port yönlendirme işlemi hakkında bilgi vereceğiz. Nasıl yapıldığı ile alakalı sizleri yönlendireceğiz. Port tetikleme ve port yönlendirme işlemleri modeminiz üzerinden farklı sistemleri kullanabilmek, yönetebilmek, giriş yapabilmek için gereken bir uygulamadır. Çoğu modemde de bu işlem yapılmaktadır. Fakat bazı durumlarda port servisleri çalışmıyorsa yaptıktan sonra operatör firmanız sabit IP aboneliği tanımlamıştır. Yani sabit IP gereksinimi koymuştur. Siz de sabit statik IP üyeliği satın alarak port yönlendirme servislerini kullanabilirsiniz. Eğer o da olmazsa modeminizle alakalı yani kullanılan cihazla alakalı da bir sorun olabilir. Bu noktada bizleri de arayıp danışarak konuyla alakalı teknik destek alabilirsiniz. Öncelikle bir web sayfası açarak 192.168 0.1'e giriş yapacağız. Şimdi ilk başta kullanıcı adınız admin, şifremizde ilk girişlerinizde admin olacaktır. Fakat bunu değiştirdiyseniz not almanızı öneririm çünkü her girişte şu menü gelecek. Bu menüden kaçabilmek için yani kablosuz şifre değiştirmiyorsanız link satırını tekrar 0.1 yapıp yani şu kısmı silip şöyle girebilirsiniz. Modemimizin menüsü oldukça sade gözüküyor. Yani her terim burada mevcut. Biz gelişmiş menüsü üzerinden işlem yapacağız. Gelişmiş menüsünde birçok terim var. Burada bizim de bazen bilemediğimiz terimler oluyor. O nedenle çok bu kısımlara dokunmadan port yönlendirme kısmına giriş yapacağız. Benim kullandığım bir portum var. O nedenle farklı bir portu da şöyle yapalım. Tekrardan kaldıralım, ekleyelim. Şimdi bu kısım biraz kafanızı karıştırmasın. Hani videodan da pay biçerek aynı şekilde işlemi oluşturabilirsiniz. Mesela oyun portları diyelim ya da Minecraft. Mesela burada Minecraft oyunu için bize bir port numarası vermiş. Yani bir oyun için de port yönlendirebilirsiniz. Biz de yapalım. 192.168.1.101 port numarası 25.565. Burayı boş bırakabilirsiniz. TCP seçebilirsiniz. Minecraft diyelim. Açık yapalım. Uygulayalım. Gördüğünüz gibi port açıldı. Yani bir Minecraft oyuncusu eğer serverlarda sorun yaşıyorsa bu tarz portları kullanarak daha sıkıntısız ve stabil kullanabilir. Port tetikleme işlemi de yapılsa iyi olur. Buralara port numaralarını yazdıktan sonra uygula diyoruz. Oldu. DMZ host. Bazı durumlarda eğer belli bir ağ aygıtını doğrudan hani görünür kılmak için kullanmanız gereken sistemdir. Yani port tetikleme yaptınız olmazsa en son çare olarak DMZ'yi de uygulayabilirsiniz. Ben şu anda bunu yapmayacağım çünkü benim şu anda kullandığım bir port yok. Sadece video amaçlı sizlere göstermek için yaptım. Fakat şu portu açtığınızı varsayarsak yönlendirme kısmından kesinlikle DMZ kısmına da girmenizi önerebilirim. Burada neden 0 çıkıyor derseniz, neden 1 çıkmıyor derseniz, şimdi bizim modemimizin IP'si 0.1. Bunun için temel menüsüne girdikten sonra şu kısmı 1 yaparak mevcut portunuza uygun bir hale getirip durumdan kurtulabilirsiniz. Uygula dedikten sonra bir kere modemi açıp kapatmanızı öneririm. Sonrasında DMZ kısmında da 1.1 veya 1.101, 1.200 yani aklınıza gelebilecek her şekilde kullanabilirsiniz. Port yönlendirme işlemimiz tamamen bu şekildeydi. Bu tarz içeriklerin daha fazla sizlere ulaşabilmesi için videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca modem ve diğer ağ ürünlerinizle alakalı işlemler için bizleri 118.58 numaralı hattınızı arayarak bizden teknik destek alabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.